Selamünaleyküm değerli takipçilerim. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyorum. Bugün gene Ramazan'ın 3. gününde hepinize selam, sevgiler. Gene mutfağımıza geçtik tabii ki de. Olmazsa olmaz yemeklerimizi yapacağız inşallah. Rabbim hayırlı yemek nasip etsin. Bugün ne yapacağım ben? Kalan yemeklerim de var ama çorbam yok. Güzel bir böyle bol acılı lokanta usulü mercimek çorbası yapacağız ve pizza yapacağız. Onları da sizden paylaşmak istedim. Biraz gönlüm kırık. Tabii ki sizlere değil. Yani bunu da bu Ramazan günü konuşmak istemiyorum. Zaten yorumlarıma girerseniz görürsünüz neden olduğunu. Silmeyeceğim artık onları. Öyle bir karar aldım. Silmeyeceğim, orada duracaklar. Şimdi başlayalım pizzamızdan hamurunda. Şöyle ben malzemelerimi hazırladım canlarım. Şu şekilde göstereyim size. Şöyle bir kapım var. Ben cama yoğurmayı daha çok seviyorum. Bazen plastiğe de yoğuruyorum. Şöyle yarısı süt, yarısı su. Ilık hale getirdim onu. Böyle süt ve su karışımım var. Bir paket kuru mayam var. Tuzum var. Sıvı yağım onun. İki tepsilik yapacağım ben canlarım. Bizimkiler hamurunu çok kalın sevmedikleri için şöyle bir paket de mayamızı döküyorum. Şu şekilde. Bir yemek kaşığı tuzumuz. Şimdi de süt ve suyumuzu karıştırdım dedim size. Şöyle. Ben biliyorsunuz içine sıvı yağ katmıyorum. Elimi hamurdan çıkarırken kullanıyorum sadece sıvı yağ. Şöyle. Yorumlarda görüyorum canlarım. Çok teşekkür ederim size. Abla bazı yorumlarda hamur yoğurma kaç yaşından beri yoğuruyorsun? Vallahi 8 yaşından beri hamur yoğuruyorum. Yani bu kadar becerebilirim. Tabii ki çok güzel yapanlarımız da var. Çok sevenler de var. Sevmeyenler de var. Her zaman olacak olduğu gibi. Ama tabii ki bu videoda çok moralim yok. Yalan konuşamam size. Öyle yani. Ama az çok tahmin ediyorsunuzdur eminim. Şöyle şimdi sıvı yağımızdan da koyacağım. Bir avuç sıvı yağ döktüm canlarım gördüğünüz gibi. Bunu önce bir yoğuralım güzelce. Ondan sonra çorbamıza geçelim. Fatma, Zeynep, Zeynep, Layzi, Bitti. Şöyle kabımızın kenarlarını da alalım. Görüyorsunuz canlarım. Bu iki tepsilik. Şu şekilde hamurumuz tamam. Bunu şimdi mayasının gelmesini bekliyoruz. Biz mercimek çorbamıza geçelim canlarım. Böyle bakın. Canlarım çok güneş vuruyor. Tripodu nereye koyduysam olamadı.
Yani güneşsiz bir yer bulamadım. Çok soğuk ama gene de güneşimiz vuruyor. Allah'a şükür. Şöyle bakın, bunu şimdi güzelce ne kabardı, göstereyim size. Şöyle güneşe de koydum ya mübarek. Şimdi bunun bir tepsiliğini ben yapacağım. Çocuklar için şu şekilde. Şöyle ikiye ayıracağım hamurumu. Kalanını gene poşete koyacağım çünkü daha saat erken. Öbürünü ben işe gideceğim, geldim mi? Erdoğan kendine göre yapacak. Bu çocuklara olacak. Şu şekilde. İnşallah görüyorsunuzdur. Birazcık daha çevireyim size. Çorbam da kıvamını aldı bu arada. Siz yuvarlak tepsiye de pizzanızı koyabilirsiniz. Dediğim gibi bu benim çocuklarımın olduğu için çok büyük yapmayacağım. Ötekini de Erdoğan kendine göre yapacak. Çünkü o mantar koyay, yani değişik değişik malzemeler koyay. Siz de sevdiğinizi koyabilirsiniz. Çok ununu sevmiyorum. Bu da biraz yabışıyor o yüzden. Şöyle büyüklüğü getir canlarım. Şu şekilde. Fırın tepsimi aldım. Şöyle. Burada da düzeltmesini yaptım. Şöyle. Şöyle domates sosumdan ben alt kısmını döküyorum. Elimle yayıyorum onu. Mısır koyun, mantar koyun. Sizin domates sosunuz yoksa evde domatesin kabuğunu soyup robota incecik böyle su kıvamına gelene kadar yapıp koyabilirsiniz. Şöyle. Evet. Hah. Şimdi birazcık sucuk koyacağım. Dediğim gibi olan var, olmayan var. Kusura bakmayın. Hakkınızı helal edin Ramazan günü. Bu konuda çok özür dilerim sizden. Yani biraz vicdan azabı çekiyorum. Siz olan malzemeler özü kullanın canlarım. Yok ise yok. Heh, şöyle yeterli. Mısırını da koyayım. Dediğim gibi evde onunki çok malzemeli oluyor ama bunu, sadece çocuklar bunları seviyor. Hatta Zeynep sucuğunu asla yemez. Dediğim gibi Efe seviyor onu. Çocuklar bol mısırlı seviyorlar. Şöyle mısırını da koydum. Şimdi peynirini koyacağım. Bakın peynire şimdi ne yapacağım. Az önce çıkarttım onu dolapta. Gene de biraz şey donuk. Ama çok değil, ben çözdüm. Bu hemen, bu kaşar peyniri rendelenmiş aldım ya, bunlar hemen çözülüyorlar. Şimdi bunu fırına süreyim. Çocukları Erdoğan parka getirdi kapının önüne. Çağırayım onları eve. Sonra işe gideceğim. Hiç de gidilmiyor böyle işe.
Halsiz halsiz orası da sarmayı yani canlar. Yeterli. Aha. Tamam. Şimdi bunu ısıtayım fırınımızı 200 dereceyi. Süreceğim canlarım. En fırınımıza süreyim bunu. Gene görüşelim. Canlarım şu şekilde bakın çorbamız güzelce pişti. Şimdi ben bunu kusura bakmayın robota vuracağım. Sesinden dolayı tabi. Şöyle robota vuracağım güzelce. Şunu bir tane daha. Robota vurdum bunu canlarım. Şöyle şimdi ne yapıyorum? Şimdi robotumuzu oradan almadan bir avuç şöyle maydanozum var bakın. Onları da içine koyuyorum. Biz maydanozu çok seviyoruz. Hem de daha güzel görünüyor. Bir kere de bununla vuracağım bu robota. Bu yeterli. Şuraya da biber salçamız, sıvı yağımız ve nanemizi koydum. Güzelce ne bakın kavurdum. Şimdi bunun altı zaten bir de kapatıyorum onu. Şimdi bunu doğruya dökeceğim. Şöyle. Şimdi bir kere daha vuracağım robotu. Çorbamıza biraz şimdi su ekleyeceğim. Aynı bu kapına gene. Şöyle. On dakika daha pişireceğim bunu canlarım. Tuzunu da atacağım. Bu yüzüne çıkan köpüklerini de alacağım. Bakın çorbamız güzelce 10 dakika daha pişti sayılır. Çok güzel. Tuzundan beraber de 10 dakika kaynayacak. Şöyle bakın çok güzel oldu. Heh. Şimdi bu 10 dakika kaynamaya bırakalım bunu canlarım. Pizzamızı yapmaya geçelim. Bakın canlarım çorbamız pişti. Şöyle üzerinin köpüğünü de aldım. Ben öyle almadan sevmiyorum. Kıvamı da çok güzel oldu. Acılı acılı. Şöyle. Çorbamız da hazır. Canlarım bizim yemeklerimiz piştiler. Gördüğünüz öbürlerini de ısıttım güzel. Birkaç bir şey daha sizden sonra ekledim oraya. Aparatif şeyler. Pizzamın da resmini ekleyeceğim buraya inşallah. Üzerine örttüm güzelce. Şimdi çocuklar da asansördedirler galiba. Onlar da gelsinler. Şimdi işe gideceğim. Size iyi seyirler. İnşallah videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bir başka videomda görüşürüz inşallah. Videolarımı ilk attığım bir saat izlerseniz çok memnun olurum. Çok teşekkür ederim size. Bol yorumlarınızı bekliyorum. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Bir başka videomda inşallah görüşürüz. Hoşça kalın. Kanalımda kalın.